Nere abi? Evet, evet. Tan hocam sizi de dinliyoruz o zaman top sizde. Ee, başkanım çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. E, şimdi bugün e, aslında bizim konuşmamız gerçekten derin infiltratif endometriyoz ismi. Nasıl şüphelim? Tanı koyalım. E, sevgili Ecem bize anlatacak ama bu hafta önemli bir ismi kaybettik. E, David Redwine, e, sevgili Hümeyra sağ olsun küçük bir e, bilgi hazırlamıştı ve Derneğin e, sosyal medyasında bunu paylaştık kendisinden rica ettik onu biraz daha genişletelim e, Burada onu tanımayanlar da var çok önemli bir isim Endometriyoz'un tarihçesinde e, Hümeyra bize kısaca 5 like onu anlatacak 5-6 dakika sonra da ecemle e, toplantımıza devam edeceğiz sevgili Hümeyra hızlıca başlayalım istersen hemen hocam ekranı paylaşıyorum. Ee, şimdi aslında e, benim de tan yani çok az sizlerden bildiğim kadarıyla e, görmüştüm ama e, background'a çok fazla e, şeyle karşılaştım o yüzden birazcık hani üstün körü olmak zorunda oldu e, ilk bunu koymak istedim çünkü pek çok sosyal medya sitesinde de Red Wine'ın bu e, sözü var diyor ki e, endometriozis tanımı e, Bizim e, bu kadar yaygın yani dünya üzerinde bu kadar yaygın bir hastalığa sahip ama aynı zamanda göz ardı edilmiş yüzlerce binlerce yani yüzlerce milyonlarca insanı içermeli. Ve bu e, mesleğin ile insanlara yüklediği sorunlar nedeniyle bazen jinekolo jinekolog olmaktan utandığım zamanlar oluyor demiş. Ömer'e tam ekran yapalım istersen. Tabii hocam biz e, pardon ben ilk, uzun zamandır bir sunum yapmamışım herhalde birazcık heyecanlandım. Yani hep zaten konuştuğumuz üzere aslında biraz toparlayayım. biz hekimler de zaten bir, sizin bizi eğitmeniz ve bizim birbirimize eğitmeye çalışmamızın e, yegane amacı bu. Gerçekten endometriozisli hastalar tanı alırken çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Hem çok fazla hekim değiştiriyorlar hem ee, çok fazla belki ilaca maruz kalıyorlar ya da tanı gecikmesinin işte e, bazen 4 ila 8 yılı bulabildiğini konuşuyoruz her zaman e, burada ona dikkat çekmiş bazen jinekolojik olmaktan utanıyorum diye bu eğlenceli fotoğrafımı koymak istedim aslında hocalarımızın da kendi e, arka planlarında ne kadar e, işlerini severek yaptıklarını görelim diye Texas'ta doğuyor Redwine ve ve önce Stanford tam biyolojiden e, dereceyle mezun oluyor. Daha sonra e, e, Baylor College'dan Houston'dan e, tıp tıbbı bitirdikten sonra Oregon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden e, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığını alıyor 78'de. Ve ilk karısı e, endometriozis hastası. Aslında ilk incelemeyi incelemeye karısından başladığını söylüyor endometriozis hastalarının. Ve e, 78'den beri uzmanlığını aldığı andan itibaren endometriozis ve laparoskopik cerrahi üzerine yoğunlaşmaya başlıyor. Hem endometriozisin e, görüntüsünü cerrahi olarak inceliyor hem de ciddi bir database oluşturmuş hastalarının bilgilerinden. 3000'e aşkın hastayı endometriozisle hastayı ameliyat ettiğini biliyoruz. E, ve bir süre sonra e, Bent diye küçük bir yerde çalışıyor ama dünya çapında yani dünya üzerinde birçok hasta e, Redwine'ı e, cerrahi için ziyaret etmeye başlıyor. İki şeyle biliyor, biliniyor Redwine. Birincisi Samson teorisine karşı çıkmasıyla e, Mülleriosis e, adı verdiği ve Müllerian kanal anomalisi ve farklılaşmasındaki bir anomali yüzünden aslında Samson'un retrograd menstruasyon teorisiyle değil de bunun bir Müllerian kanal anomalisi ve füzyon anomalisi nedeniyle olabileceğini öne sürüyor. Çünkü biraz ilerleyen slaytta da söyleyeceğim ama hem çok küçük yaşta görüyor yani yeni doğanlarda da görüyoruz başka bir teoriyle açıklıyoruz bunu da. hem de erkek hastalarda da endometriozisin görüldüğü nadir de olsa görüldüğünü bulduğu için Samson'ın retrograd menstruasyon teorisiyle bunu açıklayamayacağımızı öne sürüp üzerine uzun uzun çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda ilk defa ilk endometriozisli hastalara laparoskopik cerrahi uygulayan cerrah ve ilk derin endometriozis cerrahisini yapan kişi. E, ve onunla birlikte çalışanların bir e, ilginç bir e, deyimi vardı. Laparoskopide ekran kullanmayıp optiği direkt gözlemleyerek çünkü ekran kullanmanın derinliği bozduğunu söylüyormuş ve optikten direkt gözle bakarak cerrahilerini gerçekleştiriyormuş. E, i̇ki tane kitap yayınlamış endometriozis üzerine ve birçok e, sunum yapmış dünya çapında. Yine bahsettiğim gibi e, iki amacı var. E, hastalığın temelini açıklamak istiyor ve hastalığı e, tüm hastaların pervisinden güvenli ve tam bir şekilde çıkarmak istiyor amacı bu. E, kendi deyimiyle demiş ki endometriozis e, manzarasını 1969'dan e, ilk karımın endometriozlu olduğunu bildiğimden beri 54 yıldır inceliyorum. E, ve ondan öğrendiğimiz şeyi e, Nancy Patterson'ın da e, yardımıyla dünyadaki e, önemli merkez eksizyon merkezlerine yansıttık ve mirasımıza gurur duyuyorum demiş. Bu Nancy Patterson da e, Redwine'ın birlikte çalıştığı endometriozli bir hemşire. İkisi birlikte bir yardım merkezi yani endometriyozist hastaları yardım ve sonrasında da e, cerrahi merkezler kuruyorlar ve e, onların başlattıkları bu şey dünyaya yayılıyor. E, burada e, endometriozisin agresif eksizyonu ve semptomların pahalı tıbbi e, tedavisinin terk edilmesinin uzun zamandır bir savunucusu. Çünkü bunu tedaviyle daha doğrusu verdiğimiz o pahalı ilaçlarla hastalığı geçiremediğimizi, bunun tek yolunun derin ve tam bir şekilde odakların çıkarılmasıyla ancak mümkün olabileceğini söylüyor. Mülleriyoziz teorisi genetik olarak yani epigenetik çalışmalarla ancak embriyonik kökeni özür dilerim çeviremedim. Ee, epigenetik bir e, şey bulamazsak diyor bunu tedavi edecek bir gen tedavisi e, başka şekilde çözemeyeceğiz. O zamana kadar da bunun tek yöntemi derin cerrahiyle e, odakları çıkarmaktır diyor. E, bu yine Samson teorisine karşı çıkan sözlerinden bir tanesi diyor ki bir zamanlar endometriozis dokusunun endometriyoma eş eşdeğer olduğunu düşünüyorduk. Ama bunun böyle olmadığını kanıtlayan bir sürü bilgi mevcut elimizde diyor. Bu farklar genetik farklılıklar işte iki doku arasındaki genetik farklılıklarla birlikte enzimatik aktivitelerin farklı olması, hormon reseptörlerinin farklı olması, hormon cevaplarının farklı olması ee, yine duyarlılıkların farklı olması ve mikroskopik ve e, görsel görüntülerinde birbirlerinden farklı olmasıyla açıklıyor. Ee, az önce dediğim gibi endometriozisin genetik temelli nedeni ortaya konulup e, bir e, genetik tedavi bulunmadığı sürece eksizyon e, en efektif yol olarak e, yıllarca kalmaya devam edecektir demiş sonunda da. E, saygıyla anıyoruz. Ben biraz hızlı ve kısa bir şey yaptım. Çünkü Mülleriyozis'e girersek hocam bunu uzun zaman konuşmamız gerekecek gibiydi. E, ilave İlave etmek istediğiniz bir şey varsa. E... E, Hümeyra çok teşekkür ederiz. Ben çok kısa bir süre içinde sana söyledim. Sıcağı sıcağına olsun diye ötelemekte istemedik. Sen çok kısa bir zamanda hızlıca hazırladın. Çok teşekkürler. E, hocalarımdan hani David ile ilgili ya şu öyledir böyledir hani... E bir katkı sağlamak isteyen varsa lütfen buyursun. Değilse Ecem'in konuşmasına geçeceğiz. Herhalde katkıda bulunmak isteyen herhangi kimse yok. Yine olursa tüm toplantının sonunda tekrar dönebiliriz. Ümer'e çok teşekkürler. Ben teşekkür Şimdi, Kolay gelsin. E, Bugünkü asıl e, konumuz e, sevgili Ecem Atak Mutlu sunacak. Gerçekten derin infiltran endometriyoz ismi nasıl şüphelenip tanı koyalım? Ben bir kısaca da Ecem'i size tanıtmak istiyorum. Hepimiz birbirimizi çok iyi tanımıyoruz. O yüzden de e, Ecem'den birazcık bahsedeyim. Çünkü yeni bizim derneğimizdi. E, sevgili Ecem İstanbul'da İstanbul High School diye geçiyor. Beyoğlu değil mi? Beyoğlu Anadolu Lisesi mi? Tam, Tam erkek hocam. İstanbul erkek. He, o da mı öyle geçiyor? Peki. Daha sonrasında Marmara Üniversitesi Tıp mezun. Daha sonrasında da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'nden kadın doğum asistanlığını tamamlıyor. E, Ecem şu an e Van'da, Van Özal Hastanesi'nde mecburi hizmetini yapıyor. Nisan 2023'ten beri. Evet, söz sevgili Ecem sen de e lütfen buyur. Teşekkürler hocam. Öncelikle ben de ekranımı paylaşmak istiyorum. Herkese tekrar iyi akşamlar. Ee, bu akşam sizlere gerçekten derin infiltran endometriozizmi nasıl şüphelenip tanı koyalım? isimli sunumumu Taner Hoca moderatörlüğünde gerçekleştireceğim sunum planım bu şekilde tanımla başlayacak olursam ilk tanımlama Philip Königs tarafından 1991'de Fertility and Sterility'de yayınlanan yazıyla yapılmıştır e, Rektovajinal, alanlarda ve üriner sistemde ve periton tabakasının 5 mm altına inen endometriyotik lezyonlar olarak Philip Koenig's tanımlamasını yapmıştır. E, endometriyozis tanısı alan hastaların yaklaşık %10'unda derin infiltran endometriozis olduğu bildirilmekte. en sık posterior kompartmanda da karşımıza çıkmakta. Kesin tanı histopatolojik inceleme ile mümkün diye biliyorduk ancak yeni yayınlarla kesin tanı için histopatolojik incelemenin şart olmadığını klinik muayene ve ultrasonografi ile tanı koyabileceğimizi artık biliyoruz. Bu bizler için kıymetli bir bilgi klinisyen olarak yapacağımız inceleme ile operasyon gerekmeden aslında tanıyı koymamız mümkün. Sunumumu planlarken nasıl şüphenet nasıl koyma, nasıl tanı koymamız gerektiğini anlatırken 3 ana başlık altında konumu anlatacağım. Anamnez, muayene ve görüntüleme. Anamnezle başlayacak olursak iyi bir anamnez almamız bizim için çok önemli. 4D bulgusu bizim için oldukça önemli bir yer tutuyor. Hastayı dinleyerek aklımızda bir tanı oluşturmak aslında mümkün. Endometriyotik odaklar tutum yaptıkları yere göre semptom vereceklerdir. E, Disminöre başta uterus ve adneks tutulumuyla seyreden endometriyozis şüphesinde ilk bulgumuz bizim. E, disperoni, e, uterosakral ve kardinal ligaman, Douglas, posterior vaginal fornix, anterior rektal duvar tutulumuna işaret ediyor. E, disperoni e, aynı zamanda bir vaginismus bulgusu da olabileceği için bizim için önemli olan özellikle belli pozisyonlarda hissedilen derin disparani. Nadiren de olsa distal disparani de serviks, perine, himen ve epizyotomi skarlarında da tutulum olabileceği aklımızın bir köşesinde bulunmalı. E, de mesane tutulumu akla gelmeli. Uterosakral ligaman tutulumunda hipogastrik sinir komşuluğu nedeniyle e, yine dizüri semptom olarak karşımıza çıkabilir. Douglas ve rektovajinal tutulum ise hastada ağrılı dışkılamaya disk neden olacaktır. E, VAS skorlaması eşliğinde 1 ile 10 arasında puanlama yaparak sorgulayacağımız 4D bulgusu bizi tanıya götürebilir. 4D bulgusu yanında hastalığa infertilite, bel ağrısı, siyataji, şişkinlik, kabızlık, diyare, kalem şeklinde dışkılama gibi semptomlar da eşlik edebilir. Burada neredeyse 20 haftalık gebelikle eşdeğer bir distansiyon görüyoruz. Bu endobeli olarak adlandırılıyor. Özellikle hastalığın aktif olduğu dönemde bağırsak pasajının yavaşlamasına bağlı olarak abdomen'e sınırlı bir şişkinlik oluşuyor. Bu da yine hastalığın önemli bir bulgusu. Nadir de görülse rektal kanama ve hematüri eşlik edebilir hastalar. E, genelde mesane ve bağırsak lezyonları musküler risk sınırlı oluyor. Rektal kanama ve hematüri nadir olarak görülüyor ve anlamı mukazo tutulumu gerçekleşmiş demek oluyor. E, 4D bulgusuna eşlik eden bu bulgular varsa zaten kesin tanı hatta ileri evre diyebiliriz buna. Ve tabii ki bu tüm bu semptomların mensle ilişkisini mutlaka detaylandırmalıyız. Ağrının şiddetinin lezyon boyutuyla ve hastanın yaygınlığıyla her zaman doğru orantılı olmayabileceği akılda tutulmalı. Aslında sadece hastayı dinleyerek detaylı bir anamnez alarak tanı koymak mümkün. Geriye sadece lezyonu nerede arayacağımız kalıyor. Burada muayene devreye giriyor. Perlik muayene yapmamız mutlaka gerekiyor. Spekulum muayenesi mutlaka gerekiyor. Atlanmaması gereken e, basamaklardan biri. E, spekulum muayenesinde özellikle posterior servikal alana bakmamız gerekiyor. E, burada e, bir servikal endometriyotik nodül varlığı bizim için yine e, önemli bir bulgu. Serviksin pozisyonu simetrik olmadığında serviksi sağ veya sola fikse şeklinde gördüğümüzde İpsilateral taraftaki uterus sakral ligaman tutulumu mevcut olabilir. E, uterus sakral ligaman en sık tutulan ligaman, e, derin endo, in, derin infiltran endometriozis de e, ve tutulumunda bel ağrısına yol açabilir. E, yine palpasyon yapmamız gerekiyor. Vajinal palpasyon yine pelvik muayenenin önemli bir adımı. E, spekulum muayenesinde her zaman göremeyeceğimiz bir nodülü palpasyonla e, tuşa edebiliriz. Ee, yine Douglas obliterasyonunu palpasyonla sliding sign buy, bulgusuyla benzer bir şekilde değerlendirebiliriz. Ee, muayenesi esnasında hastadan alacağımız geri bildirim, dokunduğumuz yerde ağrı olması bize bölgesel hassasiyetleri de gösterir. Görüntüleme basamağına geçecek olursak e, ultrason bizim için ilk basamak görüntüleme yöntemi. Ancak abdominal USG ile elde ettiğimiz görüntüleme bizim için yetersiz. Çünkü aynı MR gibi bize sadece fotoğraf veriyor ve bizi dinamik ultrasonografiden aslında uzaklaştırıyor. E, ayrıca derin lezyonların abdominal ultrasonla görülme olasılığı da pek yok. E, abdominal ultrasonu tek kullanacağımız yer böbrek pelviye değerlendirmek. Transvajinal ultrason bizim ilk basamak görüntüleme yöntemimiz. E, amacımız semptomların altta yatan sebeplerini açığa kavuşturmak, hastalığın yerleşim yerlerini adreslemek, medikal veya cerrahi tedavi öncesi hastalığın ciddiyetini belirlemek. E, peki nasıl ultrason yapmalıyız? Ultrasonografi yapan kişi bazlı biraz öznel bir değerlendirme olduğu için e, bu konuda bir standartizasyon ihtiyacı doğmuş. Endometriozisin yerleşim yeri ve yayılımı ile ilgili olarak değerlendirmeyi ve ortak terminolojiyi sağlamak amacıyla International Deep Endometriosis Analysis Idea Grubu, Idea Konsensus Grubu kurulmuştur. Idea Grubu bu sunumu hazırlarken de temel olarak temel kaynak olarak kullandığım önerilerini 2016 yılında Ultrasound Obstet ve Gynecol'de yayınlamışlardır. İDEA grubunun önerilerinde dinamik ultrasonografi başta geliyor. Ee, az önce de bahsettiğim dinamik ultrasonografi bizim için çokça anlam ifade ediyor aslında. Ee, MR bize o anda çekilmiş kesitsel fotoğraflar sunuyor. Ultrasonografi aracılığıyla biz e, hareket ve görüntüyü birleştirerek hastadan da aynı zamanda geri bildirim alarak gerçek zamanlı bir video görüntüsü elde ediyoruz aslında. Transvajinal ultrason probu bizim batın içerisindeki hem elimiz hem de gözümüz işlevini görüyor diyebiliriz. E, bu sayede adezyonları tespit etmemiz kolaylaşıyor. E, İDEA grubunun önerileri arasında yine dört adımda değerlendirmeyi öneriyorlar. Her adımın mutlaka uygulanmasını söylüyorlar ancak verilen sırayla olması e, çok şart değil. E, değerlendirme yaparken mesanede az miktarda bir idrar bulunmasını öneriyorlar. Bağırsak hazırlığı ile ilgili ise e, herhangi bir konsensusları bulunmuyor. Şimdi birinci adım olarak idea grubunun önerilerinde uterus ve adnexleri değerlendiriyoruz. Öncelikle uterusa bakıyoruz. Uterusun mobilitesi azalmış mı, normal mi yoksa fikse mi? Öncelikle bunları belirliyoruz. E, Danimyozizin sonografik belirtilerini Morphological Uterus Sonographic Assessment, MUSA konsensus grubunun önerileri doğrultusunda arıyoruz ve tanımlıyoruz. E, bu videoda da e, posterior duvarda e, kalınlaş kanlanması artmış bir uterus görüyoruz. Endometrioma ile komşuluğu da bulunuyor. Devam edecek olursak yine birinci adımın e, bir parçası olarak adnexleri değerlendiriyoruz. E, Endometriyomanın varlığına, yokluğuna bakıyoruz adnexlerde. Bunların boyutlarını, sayısını, ultrason görünümünü mutlaka tanımlıyoruz. E, bu tanımlamaları International Ovarian Tumor Analysis, IOTA terminolojisine uygun olarak yapıyoruz. E, kissing ovaries bulgusu yine bizim için çok önemli. Bağırsak ve fallop tüplerini içeren çok sayıda pelvik adezyon var demek eğer kissing ovaries varsa. E, adezyonlar açısından kissing ovaries önemli bir tespit. İkinci adımda bölgesel hassasiyetlerin tespit edilmesi geliyor. E, burada overyan mobiliteye bakıyoruz. E, over medial olarak uterusa fikse mi, lateral, lateral olarak pelvik duvara veya uterosakral ligamanlara fikse mi, bağırsaklara fikse mi bunları değerlendiriyoruz. Ee, şansımıza pelvik sıvı varsa overlerin fiksi olduğu alanlarla arasındaki adezyonları da e, gözle görmemiz mümkün oluyor. Yine ikinci adımın bir parçası olarak fallop tüplerini mutlaka değerlendiriyoruz. Hidrosalpengs, hematosalpengs veya peritoneal kistler vardı. Yine bizim için adezyonlar açısından önemli bir tespit. Üçüncü adımda... Sliding sign'a bakıyoruz. Douglas boşluğunu değerlendiriyoruz. E, sliding sign bize Douglas obliterasyonunu gösteren önemli bir bulgu. Transvajinal probla servikse bası uygulayıp anterior rectum duvarının serviks ve vajinal duvarın posteriorunda serbestçe kayıp kaymadığına bakıyoruz. Eğer kayıyorsa sliding sign bizim için pozitif. Sonrasında Elimizle batın alt kadranına hafifçe baskı uyguluyoruz ve uterusu bu, şekilde elimiz ve transvajinal prop arasında ballote ediyoruz. Bağırsağın uterusun arka ve üst fundus kısmında serbestçe kayıp kaymadığına yine bakıyoruz. Eğer bu alanda da kayıyorsa sliding sign pozitiftir. E, sliding sign bu iki bölgede pozitifse Douglas boşluğu oblitere değildir. Eğer bu iki alandan birinde sliding sign negatif ise operasyon esnasında Douglas adısı e, oblitere bulacağız. E, Douglas birçok önemli anatomik yapıya da ev sahipliği yaptığı için oblitere olduğunu operasyon öncesinde tespit etmek, gelişebilecek komplikasyonlara karşı da hazırlıklı olmamızı sağlar. E, burada örneğini gördüğümüz bir pozitif sliding sign yani normal bulgu, sağlıklı bulgu. Burada hem ikinci adıma hem de üçüncü adıma atıp yapan bir video görüyoruz. E, bu videoda e, Mobilite sazlanmış, medialde uterus'a, lateralde de bağırsağa yapışık bir over görüyoruz. E, burada da e, probe ile over'e bası yaptığımızda sliding sign'in negatif olduğunu görebiliriz. Yine negatif sliding sign'e bir örnek olarak, burada bağırsakta bir nodül ve propla ileri geri hareket yaptığımızda bağırsağın uterusun posteriorunda kaymadığını görmüş oluyoruz. Dördüncü adımda anterior ve posterior kompartmanlarda infiltran nodülleri arıyoruz. Önce anterior kompartmandan başlayacak olursak anterior kompartmanda önce mesaneyi değerlendiriyoruz. Mesaneyi dört bölüme ayırarak değerlendiriyoruz. Trigonal bölge, mesanenin tabanı, kubbesi ve ekstra abdominal kısmı. E, mesane nodülleri en sık taban ve kubbe kısmında karşımıza çıkıyor. Nodüller hipoekoik, lineer veya sferik, düzgün veya düzgün olmayan sınırlı olabilir. Genelde muskularis veya mukozaya sınırlı Nodüller karşımıza çıkıyor. Musküler risk, e, tutulumu varsa derin infiltran endometriyoziden bahsedebiliriz. Sadece serozaya sınırlı bir nodül yüzeye olarak kabul ediyor. E, tespit ettiğimiz nodülün trigona yakınlığı, üreter açıklığına yakınlığı yine oldukça önemli. Uterovezikal bölgeyi değerlendirirken yine sliding sign'dan yardım alıyoruz. Eee propla anterior servikal fornix'e hafif bası yapıyoruz. Diğer elimizle de suprapubik bölgeye hafif bası yapıyoruz. Mesanenin posterior yüzünün uterusun anterior duvarında kayıp kaymadığına bakıyoruz. Rahatça kayıyorsa uterovezikal bölge oblitere olmamıştır. Burada oblitere bir e, mesane posterior duvarını görüyoruz. Burada tespit ettiğimiz bir adezyon geçirmiş sezaryen operasyonuna da bağlı olabilir. Hastanın sezaryen öyküsü varsa buradaki adezyonun her zaman pelvik endometriyozisi ile ilişkili olmayacağını da e, aklımızda tutmamız gerekiyor. Anterior kompartmanın bir parçası olarak üreterleri değerlendiriyoruz. Distal üreterleri sagittal düzlemde üretrayı bulduktan sonra probu lateral pelvik duvara doğru kaydırarak takip edebiliriz. Ee, sırasıyla üreterin intravezikal bölümünü mesaneden çıkışa ve sonrasında kanın iliyat damarların bifükasyonuna kadar takip edebiliriz. Ee, burada Ahmet hocamızın geçen gün gruba attığı videodaki gibi peristaltizm görürsek takip ettiğimiz yapının üreter olduğundan tam olarak emin olabiliriz. Ahmet hocama da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, bu videoyu e, sunumda kullanmama müsaade ettiği için çok teşekkürler hocam. Ee, üreterlerde nodül tespitinin yanı sıra ekstrinsik basıya veya intrinsik infiltrasyona bağlı dilatasyon da gelişebilir. Sadece arayacağımız burada nodül değil. E, bu e, dilatasyonları da fark etmemiz oldukça önemli. E, bağırsaktaki 3 santim ve üzeri nodüller e, üreter basısına sebep oluyor ve dilatasyona neden olabiliyor. E, i̇ntrinsik infiltrasyona bağlı oluşan darlığın distal üreterel orifisten uzaklığını da mutlaka ölçmeliyiz. E, bu tespitler bize hep operasyon sırasında bizim neyin beklediği ile ilgili ipuçları verir. Şimdi aslında transabdominal ultrason derin infiltran endometriozis tanısında yetersiz demiştik. Ancak transabdominal ultrasonu kullanmamız gereken önemli ve tek nokta böbrekleri değerlendirmek. Üreterlere ekstrinsik veya intrinsik basın sebebiyle böbreklerde hidronefroz gelişmiş olabilir. Abdominal ultrason ile hidronefrozun derecesini belirlemek hastanın böbrek kaybı yaşamasını engelleyecek önlemleri hızlıca almamızı kolaylaştırır. Posterior kompartmanını değerlendirmeye geçersek probu posterior vajinal duvar boyunca vajina girişinden posterior cervical fornix'e kadar aşağı yukarı hareket ettirerek değerlendirebiliriz. Burada amacımız rektovajinal septumu, uterosakral ligamanları, posterior vajinal forniksi ve bağırsağı değerlendirmek. Rektovajinal septumu değerlendirmeyle başlarsak rektum ve vajen arasındaki bölümü değerlendiriyoruz burada. Bu alanda tespit edeceğimiz modüller sadece vajen veya şurada şu şekilde gördüğümüz gibi sadece vajen, Burada gördüğümüz gibi sadece rektum duvarını veya her iki organı da şu fotoğrafta ultrason görüntüsünde gördüğümüz şekilde her iki organı da tutmuş şekilde karşımıza çıkabilir. Şuradaki gibi izole septum nodülü oldukça nadir olarak görülüyor. Burada rektumu hem rektumu hem de posterior Serviksi tutmuş bir pozitif vajinal duvarı tutmuş bir e, nodül görüyoruz. Yine sliding sign burada negatif olarak izliyoruz. Uterosakral ligamanları normalde ultrasonografide göremiyoruz. E, uterosakral ligamanı tutmuş endometriyotik nodülleri en iyi probu Sagittal düzlemde posterior fornix'in tam ortasına yerleştirdikten sonra servikse inferolateral kaydırarak görebiliriz. Nodüller utrasakral ligamanları çevreleyen peritoneal yağ dokusunda düzgün veya düzgün olmayan sınırlı kanallaşmalar şeklinde kendini gösterebilir. E, retro Retroservikal alanda santral kanallaşma gör görüyorsak bu ligamanın tam servikse insersiyo yaptığı alandaki bir nodülü işaret ediyor bize. Burada videoda şu alanda kalınlaşmayı müm görmemiz mümkün. Posterior vaginal fornix'te kalınlaşma veya soyutlanma şeklinde nodülün kendisini görebiliriz. E, nodül hipoekoik, düzgün veya düzgün olmayan sınırlı şekilde kendini gösterebilir. E, bu alandaki bir nodülü e, spekulum muayenesiyle görmemizin de çok e, ...olası olduğunu en başta, slaytın en başında söylemiştim. Ee, bağırsak endometriyozisini değerlendirirken bağırsan hangi bölümünde olduğumuzu nasıl anlayacağımız oldukça önemli aslında. Ee, burada bizim için iki adet rehber nokta bulunmakta. Ee, biri uterin fundus, e, diğeri ise... Uterosakral ligamanların servikse insersiyo yaptığı nokta. Bu iki noktayı kullanarak lezyonların yerleşim yerini tanımlayabiliriz. Uterin fundus hizasından yukarıda göreceğimiz lezyonlar sigmoid koluna ait olacaktır. E, fundusla aynı seviyedeki lezyon rektosigmoidal bileşkeye denk gelmekte. Uterin fundustan utero-sakral ligamanın ee, e, servikse insersiyo yaptığı noktaya kadar olan lezyonlar üst anterior rektal duvar lezyonları olarak karşımıza çıkar. Uterosakral ligament servikse insersiyo yaptığı yerden anal kanala kadar olan lezyonlar ise alt anterior rektal duvar lezyonları olarak tanımlanır. Ee, nodüler çoğunlukla müskülaris tabakasında hipoikayık düzgün veya düzgün olmayan sınırlı lezyonlar olarak karşımıza çıkar. Videoda yine bir bağırsak nodülünü görüyoruz. Bağırsağı uterusun posterior duvarına adeze etmiş. Bu resimde ise e, modülleri nodülleri görüyoruz. Nodüllerin mukaza tutulumu olmadığı için e, eğer bir kolonoskopi yaparsak bu nodülleri fark edemeyeceğiz. E, burada ancak çıkarıp baktığımızda muskularis tabakasına yerleşmiş olan 3 adet nodülü e, görebiliriz. Bağırsak endometriyozisinde lokasyonu tanımlamak hem operasyon esnasında yaşayacağımız e, komplikasyonları bilmek hem de operasyon sırasında ve sonrasında hastayı neler beklediği ile ilgili hastaya kapsamlı bir açıklama yapmak açısından oldukça önemli aslında. Anorektal kanal yaklaşık 15 santimlik bir kanal. Ee, operasyon esnasında bu 10 santimin altındaki bölgeyi çıkaracaksak hastanın stoma ihtiyacı olabileceği akılda tutulmalı. Ee, eğer birden fazla nodül varsa anal kanala en yakın nodül e, baz alınmalı. Burada yine mukozatakasına baktığımızda konuskop baktığımızda fark edemeyeceğimiz ancak ultrason tanısıyla bağırsak musküler tabakasında fark edebileceğimiz bir nodülleri görüyoruz. Bir değil hatta birden fazla nodülleri görüyoruz. Bu yüzden e, ultrason bizim elimizdeki inanılmaz önemli bir, değerli bir kaynak tanı açısından. Şimdi nodüller e, farklı morfolojilerle karşımıza çıkabilir. Nodülleri fark etmek açısından bu farklı morfolojilere hakim olmak oldukça önemli. E şekil A'da göründüğü gibi düzgün sınırlı olabilirler. E şekil B'de komet e, kuyruklu yıldız görünümü e, veren bir modül görüyoruz. Burada kuyruklu yıldız görünümünü veren e, muskularis tabakasında ilerleyen e, bölümlerde kalınlaşmaya yol açması nodülün. Burada e, bu kalınlaşma kuyruk benzeri bir görüntü veriyor bize. Şekil C'de kızıl derili baş veya geyik boynuzu olarak tabir edilen e, bu nodülü görüyoruz. E, şekilde de e, geyik boynuzu ve kuyruklu yıldız görünümünü birlikte görüyoruz. Burada geyik boynuzu görünümlü bu nodül burada muskularis tabakasında mukazada e, kalınlaşmaya yol açarak e, aynı zamanda da kuyruklu yıldız görünümünü veriyor bize. E, şekil E ve F'de ise ekstrinsik retraksiyon nedeniyle oluşmuş mukazal katlantıların yarattığı sıvanmış kol, pulling sleeve bulgusunu görüyoruz. E, şekil E ve F'de e, sliding sign'in negatif olmasını bekleriz. E, burada bu resimde ise mantar topuzu adını vereceğimiz bu nodül biçimini görüyoruz. Burada e, Anometriosis Surgical Ultrasonographic System'ın bir, hazırladığı bir mapping sheet var. E, bu mapping sheet'e özellikle koydum. E, bunu aynı zamanda kendimize bir checklist gibi de kullanabiliriz. Tekrar vurgulamak istiyorum. Ultrasonografide tespit ettiğimiz tüm nodüllerin tek tek yerleşim yeri, görünümleri, sayıları, üç boyutta alınmış ölçümleri ve önemli anatomik yapılara uzaklıklarını not etmeliyiz. Ee, böylelikle kendimize sistematik bir muayene verisi hazırlamış oluruz. Kanıda MR'ın yerine geçecek olursam ee, bu konuda European Society of Regenital Radyoloji ESUR grubunun önerilerine dikkate alıyoruz. E, ee, onlar diyorlar ki transvajinal ultrasondan sonra ikinci basamak görüntüle, görüntüleme yöntemi olarak kullanılabilir diyorlar MR. E, ee, ultrasonla muayenede şüphede kalınan durumlarda ameliyat öncesinde preoperatif evreleme amaçlı MR'dan faydalanabilir. Peki hastaya MR çekmeye karar verdik. MR hangi koşullarda çekilirse bize daha net ve doğru bilgi verir. E, ESUR'un oluşturduğu öneriler e, şu şekilde. E, 1,5 testa cihazlarda sagital aksiyel oblik planlarda çekilen 2D T2 ağırlıklı MR tanı için optimal koşulları sağlar diyorlar. E, MR çekim zamanının menstrual siklusun hangi evresinde yapılması gerektiğiyle ilgili kesin bir önerileri bulunmuyor. Ee, çekim öncesinde açlık öneriyorlar ancak kaç saat aç kalınması ile ilgili 3 4 6 saat aç kalınmasını gösteren farklı çalışmalar var 3 ila 6 saat açlık uygun diyebiliriz burada ee, çekim öncesinde bağırsak hazırlığı öneriliyor ancak yine bu konuda literatürde konsensus bulunmuyor ee, bu konuda farklı bağırsak hazırlık tipleri olabilir ee, çekimden önce rektal enema uygulaması çekimden 3 gün önce başlanan lif yiyeceklerin daha az tüketildiği diyet önerileri yayınlarda farklılık olarak karşımıza çıkıyor. Mesanenin az miktarda dolu olmasını öneriyorlar yine. En son çekimden bir saat önce idrara çıkılmış olması optimum değerlendirmeyi sağlıyor bizim için. MR supin pozisyonda çekilmeli. Abdomeni sabitleyecek geniş bir kemer kullanılmasını yine öneriyorlar. E, bu şekilde bir kemer kullanılması respiratuar hareketlerin çekim esnasında artefak yaratmasını kısıtlıyor. İntravenöz spazmolitik antispazmolitik ajanların kullanımını yine öneriyorlar. E, glukagon veya e, butilskopolamin benzeri benzeri e, antispazmolitik ajanlar bağırsak hareketlerinin yaratacağı artefaktı da kısıtlıyor. E, vajinal ve rektal opifikasyon öneriliyor ancak yine bu konuda literatürde konsensus bulunmuyor. Kontrast madde kullanımını önermiyorlar. E, sadece şu koşullarda kullanabilirsiniz diyorlar. Aden, adneksiyel endometriyotik kitlelerin mutiyel kistlerden, tubo ovaryen, abseden ve maniteden ayırıcı tanısında kontrast madde gadolinumu kullanılabilir. Bugün bana konu olarak gerçekten derin infiltran endometriozizmi nasıl şüphelenip tanı, konalı, tanı koyalım konusu verilmişti. Bu konuyu anlatmama fırsat verdiğiniz için bana öncelikle teşekkür ediyorum. Buradan eve götürülecek bir mesajımız varsa eğer hastayı iyi dinlemeliyiz, hastayı muayene etmeye vakit ayırmalıyız, detaylı görüntülemeye de yine Aynı şekilde Uzunca bir vakit ayırmalıyız, hastaya tanıya süre vermeliyiz. Sunumu hazırlarken kullandığım kaynaklar bu şekilde sıraladım. Aynı zamanda bana video arşivini açan değerli Taner Hocama da videolarını bu sunumda kullanmama izin veren Taner Hocama da çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ecem çok teşekkürler. Ee, sevgili hocam toparlamaya çalıştık konuyu. Ee, Ecem tabii çok uzun bir konuyu. Hani kliniğe ayrı, ultrasona tanısı ayrı. Her konuya da girmedik. Ee, MR'la tanısı ayrı. Her biri ayrı bir konuşma konusu. Ee, çok kısa bir sürede çok iyi toparladı. Sizlerden gelen soruları bekliyoruz konuyu pişirmek için. Lütfen buyurun. Taner Hocam izninizle ben bir şey söylemek istiyorum. Soru değil ama teşekkür temelde. Hem size hem de Ecem'e çok teşekkür ederim. Ecem muhteşem bir sunu yaptı bence. Çok da güzel hazırlamış slaytları Çok keyifliydi. Çok öğreticiydi. Sizin önderliğinizde teşekkür ederim kendisine. Sağ olun. Abi. Hocam çok teşekkürler. Meyra'ya da bu arada çok teşekkürler. Çok iyi özetlemiş hakikaten. Allah rahmet eylesin. Evet. Hocam iyi akşamlar. Ben bir şey sorabilir miyim izninizle? Tabii Nilüfer. Hocam bu ultrasonun e, elinize sağlık bu arada Ecem, eline sağlık çok güzel anlattın. E, ultrasonun tekniksel anlamda hazırlık öncesinde yani daha öncesinde bu iki jel tekniği vardı rektumdaki e, şeyleri değerlendirmek adına e, sizin yani hazırlığında önerdiğimiz bir şey var mı? Yani çok e, kaliteli ortalama bir ultrasonla bakarken işte hastaya transvajinal ultrasonu ya da rektal ultrason yapma sırasında bir, özellikle bir teknik bir şey var mı? Teşekkürler. E, püf noktası var. Dilifer onları paylaşmıyoruz ki herkes kullanmasın diye. Değil mi Eccan? Eccan, istersen sen bildiğin kadarıyla yorum yap sonra ben de ilave yapayım. E, hocam, e, burada e, yapabiliyoruz, kullanabiliyoruz opifikasyon maddeleri, e, vajeni ve rektumu şişirmeyi sordunuz değil mi sanırım Nilfer Hocam? Evet, o evet. Aynı Veya evet. eldivenin içine jel koyma Eldivenin içine neler jel e, Evet, burada e, bize daha iyi görüntü sağlayabileceğiyle ilgili kesin bir kanıt bulunmuyor. E, ama bazı durumlarda kullanmamız e, gerekebiliyor diyebiliyorum Taner Hocam. Evet çok net bir bilgim olmamakla beraber burada e, topu daha iyi açıklama yaparsınız diye size devredebilir miyim? E, sağ ol e, Nilfer teşekkürler. Hep sorulur. E, biz ilk başta tabii hep bizim cerrahide bir kullandığımız kelime var. Tecrübe etmek değil mi? Bence hepimiz kullanmalıyız. Bazen şöyle oluyor. İşte ben çok faydalanamıyorum ama işte Nilfer sen kullanıyorsun, sen faydasını görüyorsun. Otörler arasında da fark var. Eskide hatırlarsınız e, canlı ultrasonla ilgili muayeneler yapılmıştı. O muayenelerde de farklı otörlerin farklı yaklaşımları vardı. E, biz ilk başta kullandık ama çok böyle büyük bir fayda gördüğümüzü söyleyemem. E, zamanla şuna dönüyorsunuz. Çok büyük hakkı sağlıyorsa e, uygulayalım, değilse uygulamayalım oluyor. E, Eldiven içerisinde jel kullanmıyoruz ama kullanan çok expertler var hani doğru diye demiyoruz bunu tercih diye, diye ifade edebiliriz. Rektumajel hiç kullanmıyoruz. Ee, kullanan gene var. Vajenajel kullanmıyoruz. Kullanan gene var. Vajendeki jeli özellikle arka duvarı değerlendirmek ve ortaya koymak için kullananlar var. Veyahut da geniş eldiven parmağının içindeki jeli orada sanki bir sıvı yaratım. Nasıl üç boyutlu ultrasonda görüntü almak için suya ihtiyacınız var. Aynı şekilde kullananlar var ama biz kullanmıyoruz. İlk derin endo tecrübemiz çok çok azken ultrasonla e, aşağı laman yapardık. Hala bu tecrübeniz azsa yapan yerler var ama invazif olarak adlandırılıyor. Fakat bağırsağın iki mukozası birbirine değdiğinde şu hareket tanıyı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla dolu bağırsakta tanıda zorlanıyorsunuz. Birbirine dokunduğu zaman aslında Ecem gösterdi. Oralarda durdurmak istemedim ben. Mukoza kısmı parlak gözüküyor. Dolayısıyla iç kısım birbirine yakın ama kas tabakası ise aynı miyom gibi düşünebilirseniz daha koyu olarak gözüken kısım oluyor. Dolayısıyla bunları ayırt etmenizi sağlıyor. Mesela şu video, açalım Ecem. Her iki karşı duvar birbirlerine öpüşüyorlar burada ve duvarın içerisinde infiltreden, bakın mukozaya kadar tutuyor. Mukoza hariç tamamını tutuyor. E seroza, miometrium tutulmuş tamamen, mukoza harç olarak kalıyor. Özetle ultrasonla ilgiliydi sorun. E rutinde biz hiç uygulamıyoruz ama tabii uygulayan arkadaşlarım, hocalarım varsa aktarırlar. Başlama hepsini çok kullandık. Şu an rutin olarak direkt olarak bakıyoruz. Teşekkürler. Abi ben de... hocam, ha pardon. Abi buyurun Hocaların buyurun. Ha. Ahmet Hoca. Ha, merhaba. Ecem çok teşekkür ederiz Hümeyra'ya da. Taner Hocam tabii ki çok güzel moderatörlüğünüz için teşekkürler. Ben birkaç sadece katkı yapacağım. Geçen hafta ben arada Jinekolojik Endokrinoloji Derneği'nde e, Endokrin Derneği'nde Jinekolojik Endoskopi pardon. Orada Taner Hoca ve şeyle beraber bir sunum yaptık. Ürünler Endo ile ilgili ben birkaç bir şey ekleme yapmak istiyorum. Şimdi biz tabii ilk başta hep görelim diye eee benim ilk zamanlarda böyle bir me merakım vardı ama sonra anladık ki okudukça e e şey anlattı, Ecem anlattı. Mesane ve üreter endo da çok önemli. Ben gross olarak bilgi vereyim. Yüzde 12'ye varan oranda herhangi bir endometriyöz vakasında şey, üreter ve veya mesane tutulum olabiliyor. Bunu söylemem lazım, altını çizmek istiyorum. Bir de eğer derin endo varsa, mesela bağırsak tutulumu varsa e veya işte sakroterin tutulumu varsa, derin endo varsa herhangi bir yerde... Bu oran %50'ye çıkabiliyor yani mesane ve üreter ürünler sistem genel olarak. Onun için çok dikkatli bir şekilde eğer derin endo saptıyorsak mutlaka şeyleri atlamamamız lazım. Mesane ve üreteri de atlamamamız lazım. Zaten barsağa çok odaklıyız artık dedikeyiz. Bunun altını çizmek istiyorum. İkincisi işte dizürü her zaman olmuyor mesane endolarda. Asentomatik de olabiliyor. Bunu söylemek lazım. Hematürü daha az olabiliyor. Ee, başka üçüncüsü üreter endo sessiz gidiyor. Onu zaten söylediniz. Mutlaka Böbrekleri işin içine sokmak lazım. E, sessiz böbrek kaybına neden olabiliyor. Bir de hep böyle ekstrensek, intrensek diye çok takılıyoruz. Üreter endo şey yaparken barsa daha rahat anlıyoruz ama e, Nesat grubunun şöyle bir sözü var çok hoşuma gitti. Üreterde herhangi bir distorsiyona neden olan endometriyozis eşittir. Üreter endometriyozis diyor. Onu aklımızda tutmamız lazım. Ekstrensek, intrensek ayrımı, ayrımı pratikte çok kolay değil. Ama hani cerrahisine falan girmiyorum. Onu akılda Nesat grubunu dediğiniz ama yarısı duyulmadı. Bir tekrarlayabilir misiniz? Ha, Nesat, Nesat grubu Hı -hı. diyor ki yani Cameron Nesat vesaire. Üreterde herhangi bir distorsiyona neden olan endometriyozis, üreter endometriyosu olarak kabul edin diyor. Bu önemli. Hı -hı. Hani çok ekstrensek, intrensek muskuları tutuyor, tutmuyorsa seroza ekstrensek ama biz onu zaten cerrahi esnasında da her zaman ayırt edemiyoruz ama bir üreter endo var ise, distorsiyon varsa diyoruz ki ver, bu bir üreter endo. Hani Üreter tutulumunu e, göz ardı etmememiz lazım, dikkat etmemiz lazım. E, son olarak söyleyeceğim şey e, bu Ecem gösterdi Taner Hoca'nın videolarında da çok güzel var. Seroza, bağırsağın serozası ve submukozası hiperekojen gözüküyor. Biz eğer bir lezyonun evet. e, mukozaya kadar gelip gelmediğini anlamak için e, o hiperekojen hattı izlememiz lazım Yani görselde. E, Taner Hoca da çok bakıyor. Ben de her gün bakmaya çalışıyorum. Tabii en tecrübeli Engin Hoca aramızda. Hani onu söylemek istiyorum. Bakın eğer bir hiperekojen hattı takip ediyoruz. Eğer bir lezyon zaten mukoza tutulumu nadir biliyorsunuz. E, lezyon su mukoza kadar ilerliyor mu ilerlemiyor mu o hiperekojen hat bizim için önemli. Hani tekrarlarsam seroza ve su mukoza hiperekojen gözüküyor. Müskül aris tabakası bağırsan hiperekojen gözüküyor. Onu eklemek istedim. E, çok teşekkür ederim. Uzun mu konuştum bilmiyorum. E, Yok çok hocam çok güzel konuştunuz. E, Tolga sen bir şey diyordun. Sonra Seher'in sorusu var yazılı ona döneceğiz. Abi merhaba. Ecem ağzına sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkürler. Ee, abi ben sizin tecrübenizle ilgili bir soru soracağım. Ee, siz her ameliyat edeceğiniz vakadan sonra transvajan ultrasondan sonra şey istiyor musunuz MR abi? Yani e, veya istemediğiniz vakalar oluyor mu ameliyat öncesinde? Şimdi şöyle ee, hı hı. Tolga MR'ı az istiyor. Kontrastlı yani. veya kontrast veya kontrastsız mı kullanıyorsunuz onu? Ee, Ecem bazı yerler anlaşılmasın diye orayı ortada bıraktı. Değil mi Ecem? <laughs> şöyle kontrastı kullanıyoruz. Öyle öneriliyor. Kontrastsız değil. Ee, MR az istiyoruz. Yani şöyle bir durum oluyor. Bir teknikte biraz ilerideyseniz diğer teknik biraz kör kalıyor. Ee, hatta ben işte radyolojide bizim bu işlere bakan hocayla geçen konuşuyordum. E, ...tecrübeniz artsın diye belli bir grup hastada, hak eden hastada... ...aynı anda MR isteyeceğiz dedim. E, MR'ı biz maalesef seçerek istiyoruz. Nerede çok faydalanıyoruz? Retroperitoneal bölgede. Daha önceden ameliyat hikayesi olan grupta... ...bunu ultrasonla çizmemiz lazım. Burada belirtmemişiz. Şimdi en tehlikeli grup ameliyat olan grup. Bir şekilde bir şeyler yapılıyor. O nodül belki oradan ayrılıyor. Gidip yan duvarlara tutunuyor. Bizim buradaki anlattıklarımız aslında primer derin endometriyoz. Belki bu tabiri ilk defa duyuyorsunuz. Çünkü hiç böyle belirtilmiyor. Ama bu hastalar eğer ameliyat geçirdiyse bu e, gördüğümüz bulguların tamamı tamamen farklı bir şekilde karşınıza gelebiliyor ve en çok gol atan grup bu tekrarlayan cerrahisi olan grup. Orada ultrasonda çok zorlanıyoruz. Her şey birbirinin üzerine binmiş olabiliyor. Orada da MR ön plana çıkıyor. Standartta biliyorsunuz işte Fransa biraz da Belçika MR'da çok iyi bir tecrübesi var ve MR ön planda e, İtalya'ya bakıyorsunuz ultrason ön planda İngiltere'ye bakıyorsunuz kadın doğumcular ultrason yapmıyor radyologlar yapıyor yani ülkelerin <laughs> çok farklı uygulamaları var endometrioz uzmanları bile Amerika da aynı İngiltere gibi özetle standartta biz ultrason kullanıyoruz Şüphe duyduğumuz grupta kendimizi gardımızı almak için MR istiyoruz ama oranımız Tolga %10'un altında yani %90 ve üzeri e, ultrason gidiyor. Çok az bir grupta MR istiyoruz ama MR oranını e, arttıracağız bundan sonraki dönemde. ultrasonda aslında iyi gitmemize rağmen çünkü volüm artmazsa tecrübeniz sınırlı kalıyor. Abi aslında e, benim ikinci sorumda şununla ilgiliydi. E, siz derin infiltranı e, vakada mı görüyorsunuz? Yoksa daha önce MR istediğiniz zaman mı görüyorsunuz abi? Recto sigmoid'i görebiliyoruz. Sigmoid'in tamamını izleyemiyoruz. E, yukarısında kayboluyorsunuz. Fundus'un üstüne gittiğiniz yani, yani fundus seviyesinin üzerine çıkarken ondan sonraki yeri göremiyorsunuz. Dolayısıyla bizim ana tanı koyduğumuz grup e, rectal ve recto sigmoid bölge. Ama üst kısımda sigmoid'in olduğu yerde aynı iliyor çekal bölgedeki gibi tanı koymanız e, azalıyor, atlamanız artıyor. Anayas sırasında da o nedenle mutlaka e, sigmoid ve rektosigmoid hattını e, mutlaka kontrol etmeniz lazım. E, aynı anda birden fazla nodül olabilir. Bakın şu çok tehlikeli. Bir tane nodülü gördüğümüzde ilk tecrübemiz azken çok heyecanlanıyoruz, bırakıyoruz. Ama bazen bir bakıyorsunuz e, Ecem'in gösterdiği vakalar gibi ikinci, üçüncü nodül var. Bunlar hep bizlerin vakaları. Eskiden hani yurt dışına gördük. Bunlar Türkiye'deki hepimizin gördüğü hastalardan. Hepsinin defaten ameliyatları var ama biz bu geride bırakırsak e, o hastanın ağrısı bir miktar azalsana e, devam edecek. Gördüğünüz gibi bakın bir tanesinde 3 tane var, bir tanesinde iki tane var. Dolayısıyla ameliyat sırasında mutlaka ölçtüğünüz, alt ucunu ölçtüğünüz yer yani anal verçten alt uçuşa kadar olan mesafe diyoruz ki biz bu seviyede işte 8-10 santim, 10 santim üstü ama mutlaka miyaz sırasında da haritanızın dışında başka bir e, nodül var mı bakmamız lazım. Umarım cevap olmuştu Tolga. Güzel abi çok sorular. Teşekkürler. Ayrıntılı cevap. Taner abi. Taner abi. abi çok çok ben güzel sunum. Ecem çok teşekkür ederiz. Abi tam burada bir soru sormak istiyorum. Şimdi çok derin kompartmanlarda mücadele ediyorsunuz. E, eksizyonlar yapıyorsunuz. Şimdi gastrointestinal cerrahide yapıldığı gibi intraoperatif sonografi bu derin infiltratif endometriyoz cerrahisinde işe yaramaz mı? Öyle veriler var mı? Ee, var. Bir tane veri var. Aslında pazar günü de bir işte Ahmet Hoca'nın bir toplantıda da bir videoda gösterdim. Jamiekin bu 3-4 ay önceki bir sayısında var. Şimdi biraz hantal gözüküyor sistem. Aslında ben gruba eğer atayım onu Emre. Bir onluk trokardan içeriye attığınız... ...bir ultrason cihazı var. Aslında buradaki temel birikim... E, ...üst giz cerrahisinden gelen birikim... ...senin de ifade ettiğin gibi. E, şöyle düşünmüşler... ...acaba biz rektumun ön tarafında... ...derinliğini ameliyat sırasında... E, ...kullansak... ...ve oradaki derinliği... ...direkt o üzerine koyarak... ...yani şurasını bağırsak düşünelim... ...üzerine probu koyalım... E, ...bunu e, görebilir miyiz? Bana bir paylaşım verebilir misin Ecem? Veya Uğur Bey'deyse sunum bakayım burada mı? Sunum burada. Size göstereyim hemen şunu. Biraz daha belki anlamamız için şey olur. Kısacık kısacık bir <laughs> video. Şöyle yapıyorlar. Ameliyat sırasında uyguluyorlar. Uyguladıktan sonra da e, derinliğini gözleriyle ameliyat sırasında görüp orayı kesiyorlar. Şu. Beni görüyor musunuz şu an? Abi şu anda göremiyoruz. Ah öyle mi? Bir dakika. Yani seni görüyoruz ama ekranını göremiyoruz. Paylaşım yaptık aslında. Bir dakika bakalım bir daha. Ekran paylaşayım. Şu Çok affedersiniz. Sıcağı sıcağına hani görmüş evet. olup. Evet şimdi geldi. Görüyoruz. Yani pre-op, pre-op yani böyle ee, bir ameliyat. Bana sorarsan Emre. Tekliflerle... İyi niyet var evet. burada fakat e, yani iyi bir düşünce güzel bir yazı olmuş şu prop direkt üzerine ameliyat sırasında şurası lezyon hattı e, ultrason probuyla oraya dokunuyor, onluk aletle derinliğini şu an ölçüp ekrana koyuyor ama şu an o kestiği kısmı biz zaten gözümüzde kesiyoruz hani Mesela Ahmet Hoca bu bir şey vermez. Ee, Engin Hoca bu bir şey vermez. Dokuyu tanıyor ama tecrübenin az olduğu yerde işe yarar mı? Onu bilmiyorum. Hani bana biraz teknolojiyi burada kullanabilir miyiz? Yani elimde bir çekiç var. Ben de bunu oraya uygulayayım mı yaklaşımı? Pratikte sanki çok şey şey yaramaz gibi gözüküyor ama bu zaten bir tane tekniğin sunumu. Böyle bir büyük bir bilgi birikimi değil. Abi bir son bir şey olacak. daha sorayım. Topik bir soru olacak ama bu ee, onkolojik cerrahilerde bu sentinel lymph nodu işaretlemesi yapıyoruz ya yapıyorlar ya. Yani böyle bir işaretleme var mı acaba? Bu konuda bilgim yok bir sorayım dedim. Ee, şimdi ICG'yi çok o da gene aynı elinde çekiç olayı. Son 3-4 yıldır pratikte yani ICG firmalar zorluyor. Onkoloji tecrübesi acaba burada işe yarar mı? Hatta biz eskide sunduk. Bizim ekip sundu. Ee, bir küçük tecrübemizi orada farklı farklı tolidin mavisi diğerlerini kullandık mesane endometriyozisinde bağırsakta kullansak dedik ama bir şey ortaya koyamadık bir şey ortaya konamadı ee, iyi bir niyet var ama tıknaz bir doku var kanlanması lazım dokunun ee, ama çok iyi kanlanmıyor gibi adenomyozisin farklı bir kanlanması var orası buna çok aday hatta Ahmet hocanın bir projesi vardı sonra kaldı ee, bunu uygulayabilir miyiz diye onu pişirdik biraz. Ama sonra kaldı. Ama bilgi birikimi yok burada. Yani tamamen teorik e, hipotez olarak var. Pratikte burada kullanımı çok şey değil. Tek yer neresi var? Üreter endometriozisi mesaneye girdiniz. Üreteri kateterle e, koydunuz. E, ICG yukarıdan baktınız. iyi bir şekilde üreteri size gösteriyor. Yoksa IV verdiğinizde orada çok işi kolaylaştırıyor. Gözükmüyor. Mesanede de sınırlı bir yeri var. Gözüküyor. Ee, diğer soru şeydi, e, Seher'in sorduğu, ee, üç boyutlu vajinal ultrasonun burada yeri var mı? Hocalarından bilmiyorum, cevap vermek isteyen olur mu? Çok tecrübeli hocalarımız var. Taner, ben buna cevap verip birkaç şey söylemek isterim. Buyurun hocam. Üç boyutlu Seher, ben çok seviyorum nodülde. Ee, kargacık bu gacık gözüküyor. Tabii bildiğim üzerine yani tanıda ben başaramıyorum. Üç boyutluyla bildiği modülü üç boyutlu göstermek iyi oluyor. Bazen arada yanıma gider gelenler olduğu zaman onları gördüler zaten zaman zaman. Hakikaten çok güzel görünüyor üç boyutlu modül. Onu söyleyeyim öncelikle. Çok güzel bir sunu oldu. Çok güzel hazırlamışsınız. Yani iyi bir hoca ve öğrenci ilişkisi olmuş anladığım kadarıyla. E, kocaman aferin hem hocaya hem de e Ecem'e. E bunu bir kere e, burada şey yapalım Ece, e, gruba koyalım silahetleri. Bunu kayda alıyorsanız şeyi de koyalım, linki de koyalım Uğur Bey, grupta kalsın. Çünkü bu temel bir ders niteliğinde oldu e, her seviyedeki insan için bence önemli. Ben ne yapıyorum? Ben mutlaka e, rektal e, ultrason yapıyorum bu hastalarda, hastana izin alıyorum. Çoğu da izin veriyor, çok az insan izin vermiyor. E, mutlaka mutlaka e, rektal ultrason yapıyorum faydası olduğunu inanıyorum. Ee, tabii vajinal propla. E, ee, i̇kincisi rektal tuşa yapıyorum. Ee, öğrenme eşiğini, ehliyetini daha çubuk kolaylaştırdığını düşünüyorum. Rektal muayene ederseniz hastayı ve vajinal muayene ederseniz yani elle muayene sadece ultrasonografi değil bu hastalarda ee, bazen ultrasonla kaçırabiliyorsunuz ama elle muayene yakalayabiliyorsunuz veya tam tersi olabiliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hastalardan şöyle bir şey oluyor çoğunlukla. Hocam biraz siz daha agresif yani e, muayene ediyorsunuz. Biraz acıtıyor diye doğru agresif muayene ediyorum. Güzel muayene ederseniz çoğunlukla kaçırırsınız. Müthiş tecrübeli değilseniz, ki hiçbirimiz o kadar değiliz şu anda. Çünkü biz bu işlere başladığımızda insanların yaklaşık, Allah rahmet düzelsin, 800 bin tane vakası vardı. Deep endometriyoz vakası vardı. Yani biz bu işle başladığımızda dikkat çekelim. Biz diyorum. Ee, bu kadar biz çok iyi yol kat ettik bu işlerde. Özellikle derin endometriyozde. Gerçekten inanılmaz bir eğri yakaladık. Ee, o yüzden de mutlak surette, mutlak surette hastayı biraz daha az nazik olabilirsiniz. Çok tavsiye ederim size ki kaçırmayın diye. Çünkü ne kadar yüzeyel muayene ederseniz o kadar çok kaçama şansınız var benim söyleyeceklerim basitçe bunlar. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkürler. ICC ilgili hocam, bir hocam. Kaç yapabilir miyim? Tabii hocam buyurun. Şimdi Emre Hoca'nın sorusuna belki cevap olacak. ICC'yi nerelerde kullanabiliriz? Teorik olarak literatürde var. Rezeksiyon anastomoz yaptık. Bağırsak uçlarında şey var mı? Kan akımı var mı yok mu? ICC kullanılabiliyor. Dünyada kullananlar var, merkezler var. Ee, şeyle ilgili intravenöz üreteri özellikle değerlendirmek için ICG kullanılabil kullanılabilir. Bizim merkezlerde maalesef yok. Bence üreterde faydalı. Bologna'da bir çalışma yapılmış. İtalya Bologna'da. Ee, üreter e, üretere IV de verilebiliyor bu arada ICG. Üreteri değerlendirmek için konuşuyorum. Üreter üzerinde. Mesela de çok şey yaramıyor. Takan Hoca'ya katılıyorum. Ee, veya intra üreteral de verilebiliyor. Yani sistoskopik olarak girip verilebiliyor şimdi biz normalde üreter kateterizasyonu yapmıyoruz cerrahide. Hemen cerrahiye geçmeyeyim. İşte perista, e, ettik. Peristaltik aktivite yok. İşte renk değişikliği varsa kateter eklenebiliyor. Yani daha doğrusu kateter koyulabiliyor da bu hastaların Bu hastalara bir kısmına makrosopik bakmışlar. Sonra ICG vermişler. ICG'de 3 tip saptamışlar. Hiç boyan boyanma olmamış. Yani yeşile boyanmamış üreter. Disek edilen kısımda. Bir kısmında benekli boyanmış. Bir kısmında hiç boyanmamış. Benekli boyananla boyanmayanlara da buje kateter koyulunca sonuçlar iyi. Sonuç itibariyle rutin kateterizasyon değil de hangi hastalara kateter takacağımızın kararını vermede çıplak göze değerlendirme yerine ICG faydalı olabilir. Bu Bologna'da da yanılmıyorsam 39 seri olması lazım. Yani rakam 31 de olabilir. 31 vakaya böyle uygulamışlar. Sonuçları iyi. Yani onu eklemek istedim. Hocam çok teşekkürler. Bir de üreter rezeksiyon anasyon da bajan gibi kullanılabiliyor. Ee, Seher ben de bu üç boyutlu ile ilgili söyleyeyim. Ya Biz denedik ama bir fayda göremedik. Ee, ya beceremiyoruz ya bir şey çıkmıyor. Ya gri skalada iyiyiz diye öbürünü hor görüyoruz bilmiyorum. Ama üç boyutlu da iyi bir verim alamadık. Ee, Adenomiyozis de bile biliyorsun çalışmalarda kullanın deniyor. Klinik pratikte kullanma şart değil deniyor. Hani bazen şey karıştırıyoruz. Üç boyutlu olmazsa adenomiyoz tanısı koyamayız diye. E, ama öyle değil. Dolayısıyla hani evet e, kullanılabilir ama ne sağlıyor onu bilmiyoruz. E, başka soru katkı var mı hocalarım? E, bir saat birazcık geçtik ama iki sunum bugün gerçekleştirdik. Sevgili ile ve sevgili Ecem'le. E, başka soru katkısı olan ben... E, Emre Hoca'ya ve sevgili Seher'i bırakmak isterim Ümit Hoca'ya. Ee, eğer bizlere soru yoksa. Abi ağzınıza sağlık. Süper bir sunumdu. Çok eğitici. Ee, gerçekten bir şey. Ee, materyal. Bizde kalırsa harika yararlanırız bundan. Ellerinize sağlık diyorum. Çok teşekkürler Emre Hoca. Tekrar ellerinize sağlık. Emre Hocam herhalde başka soru katkı yok. Bu keyifli toplantıyı dilerseniz nihayete erdirelim. Evet hocam kapatabiliriz ee, tekrar. Çok teşekkür ederiz. Hocalarımıza da eğer soru katkı olmayacaksa kapatalım hocam.